Başkent Postası Televizyon Sayın Seyircileri, bir ortak bir programda yine beraberiz. Bugün 14 Ağustos, biliyorsunuz milletlerin tarihinde bazı tarihlerin önemi büyüktür. Aslında biz bu programı 20 Temmuz'da yapmayı düşünüyorduk. Fakat 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramı denk geldiğinden ve tatil olduğundan 20 Mayıs'ın ikinci yarısı olan, iki devam olan 14 Ağustos'a denk getirdik. 14 Ağustos nedir? 20 Temmuz'da başlayan 1. Kıbrıs Harekatı'nın Ayşe Tahta Çıksın parolasıyla ikincisinin yapıldığı tarih. Aynı zamanda çoğunuz duymuşsundur. Gençler pek bilmez ama işte maksadımız da onları hatırlatmak, öğretmek. Cengiz Topel, Kıbrıs'ta şehit düşen pilotumuzun 8 Ağustos'ta şehit düşmesi, bugün de defnedilmesi tarihidir. Önemli bir konuğumuz var. Yine 1968 Harp Okulu mezunu komutanlarımızdan Atıf Ülük, emekli kıdemli albay, aynı zamanda Kıbrıs gazisi, aynı zamanda Kıbrıs Gerçeği kitabının yazarı. Komutanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sayın. Sağ olasın. İyiyim. Komutan, malum ben bir kısa giriş yaptım ama bundan sonra top sizde olacak. Siz malum Kıbrıs Harekatı'na bizzat katıldınız. Gazi oldunuz. Orada olayları yaşadınız. Biz televizyondan izledik. Çok kişi de genç nesil kulaktan duyma tam da bilmiyor. Bilenler de unuttu. Maalesef bugünkü durum bu. Kısaca bir kendinizden bahseder misiniz önce? Tabii. Şimdi öncelikle sayın seyirciler, süremizin de azlığı nedeniyle bugün anlatacağım gerek Barış Harekatı öncesi gerekse 20 Temmuz Barış Harekatı'ndaki yaşanmışların çokluğu nedeniyle birkaç anım dışında genelde ve özetle paylaşılacak. Ben Kıbrıs gazisi emekli kıdemli albay Atıf Ülük. 1960'ta Selimiye Askeri Ortaokulu'nda askerlik hayatıma başladım. Sonra Kuleli Askeri Lisesi, Harbiye ve 1968 yılında da subay olarak mezun oldum. 68'de piyade okulunu bitirdikten sonra ilk kıta hayatım 1969'da 50. Piyade Alayı 3. Taburda. Bu İskenderun Akçay'daydı. Burada başladım. 1974'te Temmuz sabahı, 20 Temmuz sabahı 50. Piyade Alayı'nın 7. Bölük Komutanı olarak Üsteğmen rütbesinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın çıkartma harekatı, 1. Barış Harekatı ve mütakiben 2. Barış Harekatı'na katılarak gazi olarak onurlandım. 20 Temmuz sabahı Kıbrıs'a çıkan ilk bölük komutanlarından birisiyim. 1996'da da kıdemli albay rütbesinde Diyarbakır'da emekli oldum. Geçmişten günümüze Kıbrıs gerçeği kitabımın hedefi, kitabım şu. Barış Harekatı'nın bilinmeyenlerini yazıp Kıbrıs tarihine katkıda bulunmaktır öncelikle. Ve harekatın askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal yönlerini de araştırmak suretiyle dikkatten kaçmış konuları gelecek kuşaklara aktarmaktır. Tarihsel süreci işlemiş olduğum bu kitabımda gördüklerim ve yaşadıklarım tamamen benden. İşittiklerim tanıkların ağzından, okuduklarım ise yayınlamış olduğum kaynaklardandır. Kitabımda Kıbrıs konusunda ilgili ve ilgisiz birçok kimse gördüğünü değil, duyduğunu yazmaya başlayınca Barış Harekatı'nı bizzat yaşayan ve adaya ilk çıkan bölük komutanlarından birisi olarak kitabımı 2018 yılında 3 yıllık emek sonucu bitirdim. Ancak Kıbrıs'ta Türklük ve Varoluş mücellesini vermiş Kıbrıs Türk'ü ve Türk askerinin kanlarıyla yazdıkları bu Kıbrıs destanını, acılı günlerini yaşamayan ve bilmeyen bugünkü gençlerimizle o günlerde soykırım vahşetini yaşamalarına rağmen bugün tepkisiz kalanlara da hatırlatmayı görev biliyorum. Dünya tarihindeki olayların hiçbirisi tesadüfi değildir.
ulusal tarihimizdeki olaylar da her gün her türlü iç ve dış etkenlerden etkilenmek suretiyle çeşitli zaman ve mekanlara damgasını vuran sebep ve sonuç ilişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kıbrıs da günümüzde de güncelliğini kaybetmemiş ve dünya siyasetinin değişmeyen unsurlarından biri olmaya devam etmiştir. Kıbrıs'ta Türklük ve varoluş mücellesini vermiş olan Kıbrıs Türkü ve Türk askeri Kıbrıs destanını kanlarıyla yazmıştır. Kıbrıs Türkü'nün 1974 yılında dünyaya gelen dünün çocukları, bugünün büyükleri savaşsız, aşağılanmadan, korkmadan, yakınlarını da çarpışmalarda kaybetmeden çocukluklarını, gençliklerini yaşayarak büyüdüler. Barış Harekatı'nın neler pahasına kazanıldığı şayet bilinmiyorsa öğrenmeleri ve çocuklarını da yakın geçmişteki bu tarihi bilgiyle yetiştirmeleri Kıbrıs Türkü'nün geleceği için yaşamsal bir gerçekliktir. Bu nedenlerle Kıbrıs tarihine katkıda bulunmak ve özellikle de genç okuyucuya Kıbrıs'ın yakın geçmiş tarihini aktarmak için geçmişten günümüze Kıbrıs Gerçeği kitabı yazdım. Barış Harekatı öncesinde ve harekatta gelişen olaylarla harekat sonrasında yaşanan tarihsel olayları kişisel anılarımla birlikte tarihi ve siyasi gerçeklerden sapmadan güncellediğim yorumlarımla kronolojik sırayla derinliğine yapmış olduğum inceleme ve araştırma ürünü olan geçmişten günümüze Kıbrıs Gerçeği kitabımı bir nebze anlatacağım. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğe kavuşmasında ve bugünkü ikinci vatanım KKTC'nin kurulmasına kadar olan süreçteki katkımdan dolayı da Kıbrıs kahyesi bir soy olarak onurluyum, mutluyum ve gururluyum. Barış Harekatı'nı canları pahasına kazanıp da bize sunan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ben dahil şükranlarımı sunuyorum. Amacım gelecek kuşaklara Barış Harekatı'nın anı ve tecrübelerimle 1974 yılı öncesi ve Barış Harekatı ile harekat sonrasında bugüne kadar gördüğüm ve bildiğim yaşanan olayları mezara götürmeden tüm insanlığa, Türk halkına ve özellikle de genç kuşağa aktarmaktır. Tarih yazılırsa bilinir, ancak okunursa da öğrenilir. Kıbrıs Adası, Anadolu sahillerine 71 kilometredir. Yunanistan'a 800, Mısır'a 370, Suriye'ye 98, Rodos'a 400 kilometre. Yani en yakın ülke Türkiye'dir. Havanın açık olduğu günlerde Kıbrıs'tan, Girne'den Mersin çok rahatlıkla görülebilir. Çıplak gözle. Doğu Akdeniz'deki ticaret yollarına hakim olan ada, coğrafi konumundan ötürü jeopolitik ve jeostratejik değerleri açısından çok önemlidir. Askeri ve ekonomik açılardan da vazgeçilmez bir barınak olarak yüzyıllardır bu önemini sürdürmektedir. Kıbrıs, dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip, Orta Doğu üzerinde kontrol kurmaya imkan veren Doğu Akdeniz'deki konumuyla önemini devam ettirmektedir. Uygun deniz ve hava üsleri karakteriyle Doğu Akdeniz'deki deniz ve hava üssü kurmak isteyen güçler için de bulunmaz özelliklere sahip bir adadır. Bu bölgenin kalbi İskenderun'la Basra savaş üçgeni içindedir. Coğrafi yapı itibariyle bu üçgenin iki köşesi olan İskenderun ve Süveyş'i kontrol altında bulundurmaktadır ada. Bu nedenlerle de Kıbrıs jeopolitik bakımından Doğu Akdeniz'de eskiden beri önem taşımıştır. Doğuya ilerlemek isteyen, önceki Haçlı zihniyeti taşıyan batılı ülkeler de adayı sürekli bir atlama taşı olarak
değerlendirmiş ve kullanmıştır. Birçok medeniyetlere de ev sahipliği yapan bu ada Osmanlı'nın Kıbrıs'a aldığı 1571 yılına kadar bakın tüm milletler tarafından işgal altına alınmış ve egemenliği sürdürülmüştür. Mısırlılar, Hititler, Akalar, Dorlar, Yunanlar, Finikeliler, Asurlar, Persler, Ptolemiler, Makedonyalı Büyük İskender, Romalılar, Araplar, Bizanslılar, Templer şövalyeleri, Müzinyenler, Cenevizler, Memlükler ve en son Venedikler yaklaşık 3000 yıl boyunca Kıbrıs için mücadele etmiştir. Adanın Osmanlı tarafından fethine kısaca bakarsak, doğudan ve Orta Doğu'dan gelen ürünler ham madde olarak da belirli güzergahlar üzerinden Avrupa'ya ihraç edilmekteydi o dönemde. Bu güzergah daha çok karayolu üzerinden İpek yolu, baharat yolu ile oluşmuş, yüzyıllardır da devam etmiştir. İşte bu ticaret yollarından biri Beyrut, Sayda, İskenderun limanlarından hareketle Kıbrıs güzergahı ile Antalya ve Rodos üzerinden Ege ve Adriyatik denizlerinden Avrupa'ya açılan bir deniz yoluydu. Bugün Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların Kıbrıs ve Girit üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya üzerinden Avrupa'ya aktarılması düşünülen Doğu Akdeniz Bora Hattı veya bilinen adıyla İsmet Bora Hattı bu güzergâhtan geçmektedir. O dönem Doğu ve Batı deniz ticaret yollarının kilit noktası olan Girit ve Kıbrıs adaları Venediklerin elindeydi. Venediklerin adadaki yerli Rumlara yapmış olduğu zulüm ve baskıdan bunalan Kıbrıs'ın Ortodoks başpiskopası dönemin padişahı 2. Selim'den yardım istemişti. Kıbrıs 1 Temmuz 1570 ile 1 Ağustos 1571'deki çetin muharebeler sonucunda Lala Mustafa Paşa ve donanma komutanı Piyale Paşa komutasında Osmanlı ordusu 5000 kadar şehit verilmesi suretiyle fethedilmiştir. Osmanlı dönemi imkanlarıyla 13 ay gibi bir sürede fethi gerçekleşen Kıbrıs Adası 1974'teki barış harekatıyla adanın 1/3'ü 3,5 günde ele geçirilmiştir. 1796'da da bu kez Filistinli papaz Rigas Feroros adlı bir Rum Megola İda'ya yayılmasını gösteren bir harita yapmıştır. Haritada Kıbrıs, Ege Adaları, doğrusu Adalar Denizi ve Türkiye Yunan toprağı olarak gösterilmiştir. Megola İda'nın yaşatılması görevini de Fener Rum Patrikhanesi'ne verilmiştir. 1814'te Yunan ajanlar Osmanlı egemenliğindeki Kıbrıs'taki geniş Türk düşmanlığını başlatmış, bugünlere kadar devam ettirmiştir. Yunanistan, Enosis ve Megola İda'nın yalnız Kıbrıs'ta değil, Batı ve Doğu Trakya, Batı Anadolu, Karadeniz bölgesi, Adalar Denizi'nin tüm adaları İstanbul ve Arnavutluk ile sınırına katmak düşüncesindedir. Önemli vurgulamak gerekir ki Megola İda, Yunanistan ve Ortodoks Kilisesi'nin çabalarıyla başta İngiltere ve Rus Çarlığı o dönem ve batılı ülkeler tarafından desteklenmişti. 3 Mart 1878 tarihinde Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı'nın mağlubiyetiyle Yeşilköy'e kadar gelen Ruslar doğuda ise Batum, Kars ve Ardahan'ı işgal etmişti. Ve bir Ayasofya Anlaşması yapıldı o tarihte. 3 Mart 1978'de Yeşilköy'de. Çarlık Rusyası'nın hedefi o dönem İstanbul'a girmek, Boğazları kontrol altına almak, Rus tesisinin yanında da Akdeniz'e yani sıcak denizlere inme politikasıydı. Ve
Kafkasya üzerinden İskenderun Bastır Körfezi'ne de inmeyi hesap etmekteydi. Ama en kestirme yolu Boğazlar'dan inmiş. Rusya'nın güneye sarkması İngiltere'nin başta Hindistan sömürgesi olmak üzere Asya'daki varlığını da tehlikeye atacaktı. Bugün Suriye'de yerleşmek suretiyle Laskiye, Tarsus gibi önemli limanlarını işgal eden Rusya sıcak denizlere inme politikasına erişmiştir. Ayrıca bu bölgede üs kurarak da askeri güç alanını da genişletmiştir. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını bu şekilde tehlikede gören İngiltere, Rus gelişmesine karşı çıkmak için 25 Mayıs 1878'de Orta Doğu'nun anahtarı olarak gördüğü Kıbrıs'ı İngiliz üssü yapmak amacıyla kendisine verilmesini Osmanlı'dan istemiştir. 4 Haziran 1878'de Kıbrıs 1571'den beri kılıç hakkıyla 307 yıldır Osmanlı toprağı iken kira anlaşmasıyla ancak mülkiyeti Osmanlı'da İngiltere'ye yıllık 92 bin altın karşılığında 92 bin 800 sterline kiraya verilmiştir. Ancak yapılan ilk bir ek anlaşmayla Ruslar Batum, Kars ve Ardahan'ı Türkiye'ye iade ettiğinde İngiltere Kıbrıs'ı Türkiye'ye iade edecekti. Nihayetinde 8 Temmuz 1878'de ilk İngiliz askeri Anakaya çıktı. Ve 1894'te de Filiki Eterya örgütlenmesinden sonra Etniki Eterya örgütü kuruldu Yunanlılar tarafından. Bu örgüt Girit'in Yunanistan'a ilhakında önemli rol oynamıştır. Örgüt Girit'te ve Kıbrıs'ta, Anadolu ve Rumeli'de Rum okulları da açmak suretiyle çocukları ilkokuldan başlatarak Türk düşmanlığıyla eğitmiştir. Ne yazık ki bugün Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs'ın sınır bölgelerinde Türk ve Rum gençlerinin katıldığı kamplar düzenlemektedir. Bu kamplarda düzenlemiştir. Bu kamplarda Türklerin, çocukların beyinleri Türk düşmanlığıyla yıkanmaktadır. Aslı Milli Eğitim Bakanlığı'nın organizesiyle oluşması lazım. Bu örgütün aynı tarihte bir bildirisi var. Şöyle diyor. Geçmişten sonsuza kadar düşmanımız Türklerdir. Türk işgalinden halkı kurtarmak herkesin görevidir. Megola ilanın gerçekleşmesi için savaş gereklidir. Tanrı'nın yardımıyla Megola ile Megola ideya gerçekleştirilecek. Bu bildiri günümüz Yunan hükümetini de içine almak suretiyle kiliselerince bir vasiyet olarak benimsenmiş, uygulamaya konulmuştur. Yunanlarca Megola İdağı'nın başlangıç yolu ise Enosis'tir. Yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı. Yunanlar tamamını bir gün bile egemen olamadıkları Kıbrıs'ı kendi toprağı gibi görmeye başlamıştı. Ve papazlar ayinlerinde bunu süratli genç beyinlere işlemekteydi. Türk toplumu bugün de yarın da üzerine düşeni yapmak durumundadır. Hangi şartlarla bir anlaşmaya varılırsa varılsın, Rumlar Yunanistan'dan işaret gelinceye kadar bu taleplerinden de vazgeçecek değildir. En son 2017'de de Rum liderin kapıyı çarpıp, Enosis isteğiyle kapıyı çarpıp görüşmeyi terk etmesi, gitmesiyle bu ortaya çıkmıştır. Bunu Yunanistan'dan da beklemek boşunadır. Çünkü Enosis Yunanistan'a kalan bir miras olduğu için onların vazgeçilmez isteği olarak da kalmaya devam edecektir. Bugün Kıbrıs sorununa çözüm arayanlar Yunanistan, Girit, Rumeli, Rodos ve Kıbrıs tarihini çok iyi bilmeli ve Enosis gerçeğini hiç unutmamalı, buna göre de önlem almalıdırlar. Bu tarihin bizlere uyarısıdır. Yoksa Türklerin 1878'den beri sürdürdüğü mücadele uğrunda birçok şehit verilen dava utanılacak bir yenilgiyle sonuçlanır. Kıbrıs olaylarının 4 ayağı vardır. Bunlar 1- yönetim, 2- kilise, 3- halkı ve gizli örgütlerdir. Bunlar uzun yıllar hep beraber hareket edeceklerdir. İngilizler o dönem siyasetleri iki eksene dayandırıyordu. Rum ve Türklere ayrı bir takım haklar vermek suretiyle birbirine düşürüp yönetmek. Böl ve yönet. Böl, parçalı idare et yani. Evet. Bu yöntemle Kıbrıs'ın
iç cephesi parçalanacak. Kıbrıs Türk ve Rum toplumu da İngiliz egemenliğini tehdit eder konumda bulunamayacak. 7 Mart 1953'te Grivas EOKO terör örgütünü kurdu. 54 Ağustos'unda ve Eylül aylarında Makaryos, Lefkoşa'nın bir kilisesinde Rum amaçlarını şöyle ifade etmektedir. Bu kubbede yemin edelim ki hedefimiz Enesis'tir. Sadece Enesis'tir. Bizans zamanında Türk düşmanı barbarlar buraya akın ettiklerinde Meryem Ayana'ya sığındık. Yunanlı Türk esaretindeki yıllarca Meryem Ana'dan da yardım diledi, bekledi. Ayasofya'da çanlarımız yine çalacaktır. Kıbrıs Yunanlıdır. Yunan devleti adımıza Birleşmiş Milletler'e de başvuruda bulunmuştur. Bu dava uğruna mücadele edeceğiz. Yaşasın Yunanistan ve İlhak. 1954'te Makaryos Yunan ordusunda albay rütbesinde olan Theodoros Grivas, diğer ismini Digelis ile bir mücadele işbirliği planı geliştirdi. Bu plana göre o dönem İngiliz sömürgesi olan adadaki İngiliz egemenliğine ile mücadele İngilizlerle, ikinci aşamada da Türklere saldırılmasıydı. İngilizlerden sonra Türklere döneceğiz. İngilizler kolay, onların canı tatlıdır. Türkler ise inatçı, canlarını esirgemez. Mücadele ruhları var. Bu ruhu öldürmeliyiz demekteydi. O dönem genç bir EOKO'cu olan Mikos Samson da bu konunun içindeydi. 1 Nisan 1955'te EOKO'nun kanlı evlerine başladı. Ve İngilizler saldırılar başladı. Halka Grivas bir bildiri dağıtmıştı. Burada iki düşmanımız vardır. Birincisi İngilizler, ikincisi Türklerdir. Önce İngilizleri koyacağız, sonra Türkleri. Amacımız Enosis demekteydi. Ve 1 Nisan 1955'te EOKO eylemleri adada tırmanmaya başladı. O gün bugün 1 Nisan'ı EOKO günü olarak kutlamaktadır resmi tatil olarak. 1 Eylül 1955'te Dışişleri Bakanı durumunda olan Fatih Rüştü Zorlu bir konferansta Kıbrıs 307 yıl Türklerin egemenliğinde bulunmuş, hiçbir dönemde de Yunan yönetimine geçmemiştir. Bizim kıyılarımıza 45 mil, Yunanistan'a 600 mildir. Şayet İngiltere Kıbrıs'taki haklarından vazgeçerse Kıbrıs'ı sahibine, Türk devletine terk etmelidir. Yunanistan Kıbrıs'ta Türkiye'nin muhatabı olmamıştır, olamaz. EOKO Türklere karşı teröre başladığında Türkler ya Taksim ya ölüm sloganıyla önce Volkan Taşkilatı'nı kurmak suretiyle karşılık verdi. Sonra 9 Eylül cephesi, Karaçete gibi örgütler kurulmuştu. Ancak terör durmuyordu ve silahsız Türkler de çare olarak su borularından derme çatma bombalar, el bombaları iman etmeye başladılar. Ve 23 Mart 1957'de Rauf Denktaş, Lefkoşa'nın eğlence mevkiinde Mustafa Kemal Tanrısevri ve Burhan Nalbantoğlu tarafından ilk TMT'nin nüvesi atıldı. Kasım 57'de de Doktor Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş Ankara'ya gelmek suretiyle Dışişleri Bakanı Rüştü Zorlu'yla hem silah hem de TMT'nin başına askeri bir lider istedi. Ve silahların taşıması adadaki Erenköy ve Yeşilırmak iki köyünden Anamur'dan yüklenen silahların oralara geçirilmesi suretiyle sağlanacaktı. O dönem Seferberlik Dairesi Başkanı olan Tümgeneral Daniş Karaveren ile bu konuları, Kıbrıs konularını organize eden Binbaşı İsmail Tansu bu görevi üstlendiler. Ve merkezi Gönyeli ve Ortaköy'de olan TMT'nin teşkilatı kuruldu. Kıbrıs Türkiye'ne de mücahit denildi. 1957 Kasım'ında TMT teşkilatı altında diğer örgütler toplanmaya başladı. Ve 1958'in 1 Mayıs'ında TMT kuruluşuna geçildi. 1 Ağustos 1958'de de
Yarbay Ali Vuruşkan İş Bankası müfettişi sıfatıyla TMT karargahını Lefkoşa'da olacak şekilde kurdu. Kendisine de bayraktar denildi. Başlangıçta Lefkoşa, Magosa, Baf, Larnaka, Limassol ve Lefke'de sancaktarlar kuruldu. Şubat 59'da buraya gelinceye kadar Grivas Kıbrıs'a 1958'in Kasım'ında gaz tüpleri içinde silah gönderiyordu. Bu arada gemilerle de sevkiyat yapıldı. Limassol ve Baflar. Biz de Anamur'dan sandalla ve motorla 16 Ağustos, 27 Ağustos ve 9 Kasım tarihlerinde silah ve mermi sevkiyatı yaptık. Onlar gemiyle, biz sandalla. 6 ile 11 Şubat 1959 tarihinde ilk ittifak anlaşması yapıldı. Birinci madde, taraflar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne karşı doğrudan veya dolaylı herhangi bir hücum ve saldırganlığa ortak karşı koyacaklardır. İkinci madde, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına kurulacak, karargaha katılacak Yunan Birliği 950 subay asubay Verat, Türk Birliği 650 subay asubay Erat'tan oluşacak. 19 Şubat 1959'da da garanti anlaşması yapıldı. Madde 4. Bu anlaşma hükümlerine riayetsizlik halinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere gerekli teşebbüs tedbirleri hakkında birbirleriyle istişare etmeyi taahhüt ederler. Garanti anlaşmasıyla Kıbrıs'ın bütünlüğü ve güvenliği Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın garantörlüğüne verilmiştir. İttifak anlaşması ile Türkiye ile Yunanistan Kıbrıs'ta bulundurma hakkını kazanmıştı. Barış Harekatı'nın ise hukuki unsuru bu anlaşmalardır. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken İngiltere bazı imkanlar elde etmişti. Buna göre Arutur, Dikelya, Piskopu, Paramal, Pergama, Aynikola, Kisilakofa bölgelerinde ta egemen olacak. Adadaki 99 mil kare olan İngiltere'nin askeri egemenliği ve varlığı Dikelya, Arutur üstleriyle garanti anlaşması çerçevesinde halen sürdürülmektedir. 1959 tarihinin 3-13 aralığında Makarios Cumhurbaşkanı seçildi. Ve 16 Ağustos 1960'ta da İngilizlerden kaçan Nikos Samson adaya geri döndü. 11 Şubat 59 ve 19 Şubat 59'da anlaşmalarla temeli atılan iki uluslu Kıbrıs Cumhuriyeti 15 Ağustos 1960 tarihinde kurulmuştu. Bu anlaşmalı kuruluşla beraber Makaryos'un bir demeci var. Bu aşamada diyor, mümkün olanı biz kabul ettik. Cumhuriyet ancak bir sondur ve ulusal ideallerimize sıçrama tahtasıdır, yani önesi. 16 Ağustos 1960 sabahı ittifak ve garanti anlaşması gereğince 650 kişilik Türk alayı ve 950 kişilik Yunan alayı Magosa'da karaya çıkmıştı. 1962 senesine gelindiği de 15 Ağustos'ta Makaryos Cikko Manastırı'nda yaptığı bir konuşmada şunu söylüyordu. Mücadelemizin ilk safhası tamamlanmıştır. Yemin ederim ki özgürlüğümüze dek çalışacağım ve Yunanistan'a bağlanmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Hedefimiz Türklerin ortadan kaldırılmasıdır. Helenimizin düşmanı olan Türk ırkının bir parçası teşkil eden Türk toplumu adadan kovulmadıkça EYK'nın görevi asla sona ermeyecektir. Ve 20 Kasım 1963 tarihinde Makaryos anayasayı yürürlükten kaldırdı. Böylece 3 yıl ancak devam edebilen Kıbrıs Cumhuriyeti sona erdi. Megalayda fikrine, oluşumuna şöyle kısaca bakarsak, Kıbrıs'ta Türk toplumunun asimile edilmesi için uğraş veren etken özellikle Balkanlardan başlayan Atina, Belgrad ve Moskova üçgenidir. Bu eksende oluşturulan Hristiyan dini fanatizminden kaynaklanan Türk düşmanı siyasetinde uygulanmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun da çöküşünü hazırlayan ana etken budur. Bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Son saniyelere girdik. Son cümlenizi alalım. İkinci bölüm yapalım.
İkinci bölüme devam edeceğiz. Ay, harekata giremeyeceğiz ikinci bölümde. Ama yayın şey bizden değil, teknik olarak kapatıyor. Peki. Peki şimdi burada bitirecek miyiz? Evet. Burada atlamalar yapacağım, harekata geçeceğim. Tabii tabii. Buradan devam ederiz. Evet, o zaman burada biz canlıyı şimdi kesildi ara yayın. Canlıyı kesin, 30 değil fazlasını yapabilecek miyiz? Komutanım, çünkü burada sayıncığım burada hani biraz önce söyledim ben kısaltmak 38 dakikaya göre ayarladım. Fakat 30 olunca 8-10 dakikalık bir şeyim oldu. Eksiğim oldu. Komutanım, ikinci bölümde onu telafi ederiz. Onu telafi edeceğiz. Buradan atlamalar yapacağım mecburen. Bölüm atlaması yapacağım. Evet sayın seyirciler, programımıza ikinci bölümde devam edeceğiz. Çünkü teknik olarak süremiz otomatik kapanıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere birkaç dakika sonra. Evet, sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıbrıs Kalesi emekli kıdemli albay Atıf Ürük komutanımızla daha önce söylemiştik, bizzat Kıbrıs Harekatı'na katılmıştı ve Kıbrıs Gerçeği kitabında yazarı. Birinci bölümde Kıbrıs'ın tarihinden kısaca bahsetmeye çalıştık. Ama malum süremiz Zoom'un teknik süresiyle kısıntılı olduğu için ikinci bölüme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada
biliyorsunuz 63'te Kanlı Noel, binbaşı Nihat İlhan'ın çocukları küvette öldürüldü. Ondan sonra Cengiz Topel şehit oldu, işkence yapıldı. Bunlar da yaşandı ve 74'e kadar geldik. Komutan buyurun, kaldığımız yerden devam edelim. Evet. 1963'ten 15 Temmuz 74'e kadar kısa bir değerlendirme yaparsak, o dönemin başbakanı olan İnönü Amerika hakkında bir teşhis hatası yaptıydı. Şöyle ki, beyanatında Kıbrıs'a şayet müdahale zorunlu olursa ümit ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri dost ve müttefik ülke olarak bizi destekleyecektir. Kıbrıs'ı Yunanistan'a verecek değiliz. Gerekirse balıkçı takalarıyla adaya çıkarız. Bu teşhis hatasını bir yıl geçmeden kendisi anlayacaktı. Bir yıl sonra 5 Haziran 1964'te Kıbrıs'a müdahale edilemeyeceğini Johnson, o zamanki başkan, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne vermiş olduğu silahları Kıbrıs'ta kullanamaz özünde yazmış olduğu bir mektupta bildirmişti. İnönü de cevaben bu gidişle yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır demekteydi. Adada olaylar Kanlı Noel adıyla 21 Aralık 1963'te Lefkoşa'da Tahtakale semtinde bazı Türklerin öldürülmesiyle, şehit edilmesiyle başladı. Ve gene devam eden aynı tarihte 21 Aralık 1963'te Rum hastanesinde 5 Türk'ün de kanları enjeksiyonla çekilmek suretiyle hayatlarına son verildi. 21 tane hasta da hastaneden alınmak suretiyle boğazları kesilip bir Rum çiftliğine götürülüp öğütme makinelerine geçirilerek toprağa verilmişti. İşte bu iğrenç davranışlar o dönem Akritas planı, yani imha planı, Türklerin imha planı kapsamında yürürlükteydi. Akritas planının kapsamı Yunanistan'a ilhak ve Yunanistan'ın ilanıdır. Bu amaçla da iç ve dış bütün tarihler izlenecekti. 29 Ekim 1976 tarihinde Ecevit'e, New York'ta yapılan suikast girişimi de bu plan gereği de olmuştu. Yine 63 Noel'inde Türkeli, eski adıyla Ayvasıl'da Türk halkı çıplak ayaklarını Şillure'ye yürütmek suretiyle mezarlığa kadar götürülüp orada infaz edilmişti. Bağlanmak suretiyle, başlarına vurulmak suretiyle. 25 Aralık'ta Küçük Kaymaklı'da cephane tükenmişti. Ve Türkiye'den yardım isteniyordu Rauf Denktaş tarafından. Türkiye ilk uyarı uçuşunu o zaman Ledra Palas üzerinden uçaklarını gezdirmek, uçurmak suretiyle ikaz uçuşu yapmıştı. Ve toplantıda olan Makarios, Osman Örek ve Glaskos Gredis'in görüşmesi nihayete erdi. O zaman Birleşmiş Milletler'in temsilcisi de oradaydı. Ve toplantı sona erdiğinde 27 Aralık 63'te barışı koruma göreviyle görevli İngiliz generali Peter Young bir hat çizdi Lefkoşa'da. Bunun adını da kendi kalemiyle çizdiği, yeşil kalemle çizdiği hat olduğundan dolayı yeşil hat diyoruz. Makaryos'a dönem duyuru yapıyordu. Bu duyuruda saldırgan mücadeleci 3 hareket bize karşı Türk uçaklarının Noel günü Kıbrıs'a uçması, Türk alayının kışla dışına çıkarak Türk donanmasının bize karşı hareketleri, bu sebeplerle resmen ortadan kalkmış, Kıbrıs Cumhuriyeti resmen ortadan kalkmış ve yerine de Güney Kıbrıs Rum yönetimi almıştır. Bakın ifade, Kıbrıs Cumhuriyeti değil, kalkmış. Bütün bu olaylar garanti bir ittifak anlaşmasının kesine karar verdik demiştir. Ancak halen kendilerini Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı olarak görmektedirler. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler de bize empozisi, efendim
siz 400 yıl bir arada yaşadınız. Niye şimdi yaşayamıyorsunuz? Demektedir. Oysa 400 yıl Osmanlı dönemi hariç sadece kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 60 ile 63 arasında ancak 3 yıl Türkler Rumlarla birlikte yaşayabildi. Bu 3 yıl içinde de Rumların Türklerin eşit şartlara getiren anlaşmaları bozmak ve kolonize etmek gayesiyle çalıştıklarını anlamak isteyen yoktu. Ve 1960'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ancak 3 yıl devam edebilmişti. Yine aynı dönem Kumsal bölgesinde Kıbrıs Türk Kuvvetler alanında görevli binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının da bulunduğu o bölgede 150 kişi kadar esir alıp sonradan kurşuna Türkler tarafından Türklerin kurşuna dizilmesiyle sona eren ve çocukların da banyoda katledilmesine feci şekilde katledilmesine varan olayları yaşadı. ...15 Şubat 1964'te... Magosoy limanına bir Yunan gemisi yanaştı. Ve üzerinde matbaa malzemesi deniyordu. Aslında mühimmat ve silahtı. Nikos Samson'un gazetesi olan Maki'ye gönderildi. 20 Şubat 1964'te Mısır üzerinden Kıbrıs'a Rus silahları gönderildiği haberleri yayıldı. 3 Rus gemisi Magosoy limanına yüklerini boşalttı ve kasaların üzerinde Kıbrıs hükümetine yazıyordu. Gemiler Mısır'ın Port Said limanından gelmekteydi. Ve Sovyetlerden tank ve Çekoslovakya'da hafif silah alınacaktı. Ben 1970 senesinde Kıbrıs'a Magosoy limanına gittim. Kıbrıs Değişme Birliği'yle beraber. O zaman kendi gözümle gördüm. Rus tankları yığılmıştı fakat bizim askerlerimizin üstlerini aramaya kalktılar. Tabii ki müsaade etmedik. 64 yılında 19 Mart'ında Gazivren'e Rumlar saldırdı. Müthiş bir savunmayla, Türklerin savunmasıyla bertaraf edildi. Lefkoşa'da yeniden başlamıştı. Ve bunun üzerine İnönü o dönem TMT'ye talimat vermek suretiyle Ankara'da Zir Vadisi'nde mücahitleri eğitmeye başladı Kıbrıs'tan gelen gençleri. Ve ilk grup 550 kişi olarak Erenköy'e çıktı, orada toplandılar. Ve kuvvet komutanlarına emir verildi İnönü döneminde. Merkez Adana'da bulunan 6. Kolordu kurulacaktır. Esas kuvvet 39. Tümen'dir. Ben de 39. Tümen'de bölük komutanıyım. 74 yılı ve öncesi. Elimizde çıkartma gemisi yoktu. Feribotlarla çıkacaktık. İstanbul Boğazı'nda bilirsiniz. Haliç'te falan Kabataş dolaşır. Bunlar. Ondan sonra yine Mersin'de, Çanakkale'de bulunan şeyler. Feribotlar. Ve çakal olmaz tekler, balık istekleri. Bunlarla yapılacaktı. Çıkartma gemisi yoktu. Biz 63'te, sonra Demirel döneminin 67'inde bunların dersini almak suretiyle kendi çıkartma gemimizi kendimiz yapar duruma geldik. Aynı şey de öyle değil mi komutan? Bu telsizler hatırlarsınız. Kesin az geliyor sahip. Hatırlarsınız harp okulunda kullandığımız telsizler vardı. PRC-6, PRC-10 manga telsizleri. Sesimizle evet. Bağırsak mangaya duyuruyoruz ama o telsiz bir türlü çalışmazdı. Kıbrıs'ta da çalışmayınca bugünkü ASELSAN kuruldu. Yani illa evet, böyle bir oraya geleceğim. Maalesef o telsizlerin biz pili yeterli değil. 20 saatlik ömrü vardı. Denizde bitti. Ben telsiz kullanamadım. PRC 6 el telsizi, PRC sırt telsizi. Derler ya bilmiyorum hikaye. Araç telsizlerinin frekansına zaten Rumlar giriyor. Ya şey diyorlar mesela Türkler o kadar disiplinli ki o kadar güzel telsiz susması yapıyor ki bir türlü dinleyemiyoruz. Halbuki telsizler konuşmuyor. Telsizler evet, konuşmadığı için. Evet. Telsizlerin pilleri yeterli değil. Evet. Şimdi oraya geleceğim kısmetse. Ve biraz önce anlattınız ben tekrar oraya kısa olarak döneyim. Yine 64'ün 8 Ağustos'unda en son Erenköy'e Rumların büyük bir yığılması oldu. Kuvvet yığılması.
ve saldırı oldu. Tabii orada bize gençler var. Ondan sonra TMT Başkanı orada, Rauf Denktaş da orada, bunları bir şekilde organize ediyor. Fakat tabii ki yeterli değil. Uçak gelmesi lazım. Bekleniyor. Nihayet uçaklar geldi. Gelen uçakların ilk sortisine de rahmetli Cengiz Topel vardı. O hikayeyi ben anlatmayacağım. Bir hücum botu batırıyor. Sonradan Yunanistan'dan gizli olarak oraya gelen bir hücum bot tarafından ateş altına alınarak vuruluyor. Ve kendi ismiyle şu anda geçerli yere sağlam olarak iniş yapıyor. Fakat yakalanmak suretiyle Pendaya, o dönem Orta Doğu'nun en büyük hastanelerinden bir tanesi, Rum kontrolünde oraya götürülüyor. Orada işkence ediliyor. İşkencede kanından şırıngayla kanı çekiliyor ve vurularak da şehit ediliyor. Onun o netkede şehit edildiği yer bir komando bölük komutanı müze haline getirmişti. Ben Kıbrıs'a görev yaparken o şeyi görmüş, o fotoğraflarla şu anda o hatırası orada canlandırılıyor. Evet komutan. Evet. Şimdi 15 Temmuz'a gelirsek, 15 Temmuz'da ki hedef Kıbrıs'taki 74 yılları başında terör durmayınca Yunanistan cuntası Enosis'e ulaşmak için, kısa yoldan ulaşmak için uzun vadede Makarios istiyordu. Kısa vadede Grivas istemekteydi. Yani Grivas zaten Makarios, Makarios aslında büyük oynuyordu. Yunanistan'ı Kıbrıs'a bağlamaya çalışıyordu. Öyle bir yapısı vardı. Ama her tarafı idare edeceğim diye uzun vadeli Enosis'i istemekteydi. Tabii. Bunun üzerine Makarios'u devirmeye kalktılar. Yunanistan'ın yeni komplosu Makarios taraftarları ve Rumlar. Makariosçularla Eyakocalar arasında olaylar tırmanmaya başlayınca 15 Temmuz 1974 saat 8'de o zaman Rum Milli Muhafız Kuvvetleri'nin başındaki Tuğgeneral Michel Georgitsis Yunan komutanıyla beraber Alexander hastaneye yattığı koduyla darbeyi gerçekleştirdi. Fakat darbe gerçekleştirdiğinde hedef Makarios'un öldürülmesiydi. Cumhurbaşkanlığı sarayında olan Makarios oradan kaçmayı becerdi. Bafa kaçtı. Fakat o dönemde biz bu darbenin olacağını bir şekilde hazırlığı yapmak suretiyle öğrendik. Darbe neticesinde Ecevit'in kuvvet komutanlarını toplayıp şöyle bir sözü var. Darbe üzerindeki bilgiler bize gösteriyor ki garanti anlaşmasına göre müdahale hakkımız doğmuştur. Darbeyi yaptıran da Yunan'dır. İngiltere ile görüşmek garanti ülke olduğu için zorunludur. Darbeciler yönetime daha fazla yerleşip de Enosis'i ilan etmeden harekete geçmeliyiz. Demişti. Ancak adada Lefkoşa havaalanına geçirildi. Cumhurbaşkanı sarayı da düştü ve Nikos Samson da emri vaki ile Cumhurbaşkanı ilan edildi. Bu arada adadaki TMT de gizlenmekten çıkıp seferberliği ilan etmiştir. 5000 olan sayısı, mücahit sayısı 2 katına çıkıyor. O dönem Makarios taraftarları Makarios'un Vaf'taki bir yerel radyo konuşmasını duyuyor. Konuşması özetle şöyle. Kıbrıs Rum halkı, ben Makarios'um. Junta'nın arzu ettiği gibi ölü değilim. Sağ kaldıkça da mücadelede bayraktar olacağım. Junta'nın direktiflerine bayrak kulak asma, Junta başarılı olmamalıdır. Dediğinde taraftarları aynı gün Limassol'a gelerek 82 kamyon silahlı
asker sivil. Orada junta askerleriyle, taraftarlarıyla çarpışıyor. 82 kamyondan ancak 15-20'si geldi. Tabii onlar orada ölmüşlerdi. Ancak bunu bizim aleyhimize kullanmak suretiyle Rumlar, Türkler tarafından bu insanların öldürüldüğü yahut esir alındığını iddia edeceklerdi. Ancak her kamyonda en az 40 kişi hesabıyla bakarsak 3000 civarında insan oluyor. Yani 5 gün içinde 2000 Rum'un öldüğünü söylüyorlardı. İşte bunlar onlardı. Ve o döneme baktığımız takdirde yine unutulmamalıdır ki biz Türk çıkartma harekatıyla henüz adaya çıkmamıştık. Tabii bu katliam boyutları gelişerek Türklere de sirayet etmek üzereydi. Rauf Denktaş o zaman kendi insanını, soydaşını öldürüyordu. Bunlara uzak durun diyordu. Olaylara karışmamak açısından. Ancak o dönem yapılması gereken, düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışıyla, Makaryos taraftarlarıyla müşterek mücadele Türklerin lehine gelişebilirdi. Ve barış harekatı öncesinde, harekat sırasında ve sonrasında Rumlara ve Türklere yapılan katliamın belki bir nebze önü alınabilirdi. Ecevit 15 Temmuz gecesi Kıbrıs'taki darbeyi Yunanistan'a yaptığına dair kesin bilgiler elde edildi. Makaryos'un devrilmesi Enes'e giden yolun başlangıcıdır. Kıbrıs Yunanistan'la birleşirse Yunan kara, hava, deniz kuvvetleri Kıbrıs'a yerleşir. Bu ise Türkiye'nin güneydoğusunun Rum ateş menzili içine girmesi anlamına gelir. Türkiye'nin güneyi hariç etrafı düşmanla çevrilir şu anda. Türkiye'nin serbest olarak dünyaya açıldığı sular ise Akdeniz'dir demekteydi. Bu sebeple de Atatürk'ün Kıbrıs adasına dikkat ediniz, Kıbrıs mutlaka evde bulundurulmalıdır sözüne atıf yapmaktaydı. 16 Temmuz'da Ege'de bir tatbikat yapıldı. Ege tatbikatı, deniz kurdu 74 tatbikat. O tatbikatta çıkartma gemileri büyük kısmı orada ve Çeşme'de bulunuyor. Adalara karşı bir hareket olursa diye. Komandoları da bir kısmı yine orada. Bizim Mersin'e intikal ettik. Fakat ilk kıyı başında denizin temizleme görevi deniz komandolarına ait. Denizin çıkartma yerinin temizlenmesi gerekiyor. Zaman alıcı ifade edildi buraya gelişinde. Ancak bu SAS ve SAT komandoları helikopterle de getirilebilirdi Mersin'e. Ve ona göre hücum botlarla gitmeleri sağlanabilirdi. Bu sorun da böyle çözülebilirdi. Ve ordu ilk defa yıllardır milli amaçla bir savaşa girecekti. Ve savaşların da en zoru, en risklisi de deniz aşırı bir çıkartma harekatıdır. Bu durumda siklet merkezini dağıtmayıp çıkartma gemilerinin tümü ve deniz komandolarında hepsi Kıbrıs'taki harekata şayet katılmış olsaydı birçok milletin, devletin birinci harekat doğru, ikinci harekat yanlış sözüne karşılık biz O zaman şey mi düşünüldü acaba? Hani bir Türk bizi haklı görüyorlardı çıkartma harekatını, ikinci harekatı haksız görüyorlardı. Yok şey diyorum hani gemilerin tatbikatta bulunması Yunanistan'a karşı yani Yunanistan adalara karşıydı. Adalara evet. Karşıydı. Yani bir savaş ihtimali vardı çünkü. Ama adalara karşı ne yapacaklar onlar adalardan? Adalarda ancak kendisini korur. Yunanistan'ın yapacağı tek hareket Trakya üzerinden üzerimize gelmek. İstanbul'a gelmek.
adalardan ne yapacak ki onlar? Ancak biz adalara oradan bir hareket olursa adaları alma olabilir. Yani belki, işin belki gerçeği şöyle, öyle. O da belki bizim birinci hedefimiz değil. Siklet merkezini dağıtmamaktır hedef. Bizim siklet merkezimiz Kıbrıs'a Kıbrıs olması lazım. Öncelik. Ama bunu şöyle anladım. Kıbrıs Kıbrıs'ta orada iki adaya el atıp pazarlık konusu yapılabilir belki. Belki yok öyle canım. Kıbrıs'ta da yaparsın onu. Evet. Netice itibariyle iki gün sonra gelecek olan ikinci kademe birlikleri 20 Temmuz'da adaya gelebilir. İki parti olmazdı. Gelebilir ve ikinci bir harekata gerek kalmayabilirdi. Kuvvet siklet merkezini biz orada oluşturabilirdik. Çıkartma gemisi bütününü getirmeye, 39. tümenin birliklerin hepsini getirmeye yeterli olmadığından bu oldu. Bizi bıraktı, tekrar gitti, diğerlerini aldı. Ancak yol 24 saat orası. Çıkartma gemilerini. Bir gece gidiyorsunuz. İki gün öyle geçti. Şimdi ben 16 Temmuz'da Akçay İskender Nöbetçi Amiri'yim. Bir mesaj geldi intikalle ilgili. Harekat yapılacak. Önce Mersin, Alata, Erdemli'nin Erdemli kazasının Alata Çamlık bölgesine intikal edeceğiz. Ki orada biz her yıl tatbikat yaparız zaten, çıkartma tatbikatlarını. Orada toplama mevzisidir. Mersin'de limana bineriz. Ondan sonra İskenderun'a doğru Arsuz çıkartma yerine, şimdi plaj, oraya da tatbikat yaparız atışlı batışsız. Birliği subay asubaylarını celp ettim, bir asubayı göndermek suretiyle. Cephaneleri yükledim. Bu arada rahmetli tümen komutanı Bedrettin Demirel geldi. İşte bana şeye nezaret edin subay asubaylar gelinceye kadar. Ben cephaneleri, silahları hepsini aldım dedim. Tabii elimizde o zaman birliklerin ihmal arabası bir tane yok. Ancak ona ne alabilirsiniz? Ancak cephane alabiliyorduk. Aldık ve intikal ettirmeye başladık. İntikale koyulduk. Bu arada 17 Temmuz'da ABD'nin uçak gemisi ve 6 savaş gemisi adaya da bulunan 6.000 kadar onun vatandaşı var. Onları almak için hareket halinde. Ve yine Akdeniz'de birçok savaş, Rus savaş gemisi, Sovyet tabii o zaman, Sovyet savaş gemisi de seyir halinde. 17 Temmuz saat 17'de Ecevit İngiliz yetkiliyle garantör olduğu için görüşmek üzere DC-9 uçağını Londra'ya hareket etmişti. Biz de 18 Temmuz'da nihayetinde intikalimizi tamamladık. Ve orada kuvvet komutanı, ordu komutanı, kol ordu komutanı, tümen komutanı ve bizim rahmetli alay komutanı, Çakmak Yörel Kuvveti komutanı bir toplantı yaptılar. Toplantı neticesinde alay komutanı yanımıza geldi. Alata bölgesinde bir genel maksat çadırımız var. Orada oturduk. Bize yazı tahtasından izah etti bölük komutanları, tabur komutanları. Harekat planımız özetle şöyle. 50. Piyade Alayı Muharebe Grubu olarak teşkil ediliyor. Ve harekat kontrolünde ise İskenderun'da konuştu. 2. Deniz Piyade Taburu var. Mersin'de konuştu. 1. Deniz Piyade Taburu var. İşte deniz topçusu, uçaklar ateş desteğinde müşterek olarak çıkartma harekatını icra ederek ilk kıyıbaşı elde edilecek. Bir takiben Köprübaşı ele geçirilecek. Komando taburları da Beş Parmak Dağları'nda Boğaz'a kadar olan bölgede helikopter ve Kırnı bölgesinde de hava indirme taburları paraşütle inerek hava indirme harekatını icra edecek. Kıyıbaşı tesis edilince de 39. tümenin 14 ve 49. mekanize alayları üzerimizden, işte buradaki aksaklık. İki gün bekledik. Aynı gün, evet, bu devam edelim. Doğru. Boğaz'a ilerleyerek inen kuvvetlerle birleşecekti. Böylece havadan inenlerle denizden çıkan bizler birleşmesi Boğa'da tamamlanacak. Bu safhada birlikler kendi görev bölgelerine taarruzla emredilen hedef bölgelerini ele geçirecek. Bizim görevimiz öncelikle benim taburumun kıyı başını tutmak,
Mütakiben kıyı başında deniz piyadesi kalacak ve mütakiben köprü başını tesis etmek. Böylece geriden gelecek birliklerle üzerimizden aşılmasını mütakip beş parmakla deniz arasında dip kapkası olan bölgeyi ele geçirme imkanı sağlanacak. Burada arkamızdan tabii 28 tümen birlikleri de gelecek. Aynı aşamada aynı aşma kuvvetini tesis edecektir. Burada alay komutanı çıkartmada, toplantıda ben şehit düşersem alay komutan yardımcısı komutayı devralacak. O yaralı ya şehit olursa en kıdemli tavır komutanı görevi alacak demişti. Rahmetli alay komutanı sanki içine doğmuştu şehit olacak. 19 Temmuz'da Yunan alayının değişime tabi olan 500 askeri Rodos'a kadar gitmişken geri döndü. Ve 12'den fazla uçağı, Yunan uçağı asker ve silah indirmek suretiyle Lefkoşa havaalanına geldi. Onlara göre Rodos'tan kalkacak denizaltı filosu ve uçaklar bizim çıkartma filomuzu batıracak güçteydi. Ve hazırladıkları plana göre de Lefkoşa'daki Türk kesimi ele geçirilecek öncelikle. Bu aradaki Türkleri öldürmek için de 3 saat kendileri için yeterliydi. Bu maksatla da barış gücü üniforması diktirmişlerdi binlerce. Türk kesimleri bu üniformayla gireceklerdi. 19 Temmuz günü sabah biz yükleme yapmak üzere Mersin Limanı'na gittik. Bu Mersin Limanı'nda önce bir aldatma harekatı yapılması planlandı. 6 tane ticaret gemisi Magosa istikametine intikal durumuna girdi. Biz de saat 12.30 gibi filo limandan ayrıldık. Ve orada ben bir konuşma yaptım. Konuşmada evet intikal emri aldık ama kesin çıkartma emri almamıştık, denizde alacak. Onu bölümü ifade ettim. Biniş maksadımız Kıbrıs'a çıkartma harekatı yapmaktır. Halen kendi karasularımızda seyir halindeyiz. Kıbrıs'a intikal ve harekat için henüz emir almadık. Çıkartma harekatı yapmadığımız takdirde çünkü daha önceki yıllarda yapılmadı, yere döndü. Artus'a intikal ederek orada Gülcihan bölgesinde ateşli tatbikat yapacağız. İntikal durumunu ve harekatı sizlere açıklayacağım dedim. Bölüme mühimmatı dağıttım. Lav silahı verdim. Lav silahı çok önemlidir çünkü tek cephane bir silahtır. Daha sonra gemi kaptanı olan Üsteğmen Şakir'le, Alpagut'la görüştüm. Telsiz görüşmesini deniz yoluyla biz tesis ediyorduk. Bizim telsizlerimiz o konuda yeterli değildi. Bu arada benim birinci takım komutanım Üsteğmen Şakir Cezayir askerlere istirahat verdikten sonra o da bir aracın içinde istirahat etmiş. Ter içinde yanıma geldi. Komutanım ben işte böyle şey yaptım, rüya gördüm falan, bana anlatacak. Ben telaş etmeyeyim, sen şeysin, komutansın. Ondan sonra peki anlat bakayım dedim. Komutanım dedim, çıkartma yapılmış, kıyıya da ayak basmışız. Bir uçak bizi makine tüfek atışına tutuyor. Bir süre sonra da bir Landerer aracı geldi. Rumlar Landerer araçlarını kullanıyor, jeep, Landerer jeepini. Takımın yanına geldi. Araçtan birisi Türkçe konuşmak suretiyle komutanınızla görüşeceğiz dedi. Bizler mücahidiz dedi. Ben de yanına gittim. Boşara. Elindeki sitem makinenin tabancayla bana ateş etti. Yüzüm parçalanmış. Dürbünüm de parçalanmıştı. Tabii teskin ettim. Sevmeni. Geri gönderdim. Bu anlattığı rüya ertesi gün aynen gerçekleşti. Şimdi gemide intikal halindeyiz. Kara sularına giriyoruz. Kara sularına girmeden evvel bir Rus istihbarat gemisi bizi izliyor. Ben de fazla izlediği için uzakta sağ tarafımızda gidiş yolumuza göre Amerikan gemileri var. Uzakta uçak gemisi var. Gemileri var. Uzaktanlar takipte, seyir durumunda.
Bu da yakınımızda. Artık kılavuzunuz demeye başlamıştı. Bize yol gösteriyor diye. Kara sularına gelmeden Rus gemileri önümüzü kesti. Ya orada duracaksınız yahut geçip gideceksiniz. Durduğunuz takdirde geri dönmekten başka çare yok. Yahut geçip gidelim. Biz geçip gidelim diye karar verdik. Kaptanla gördük. Yanında dolaşarak geçtik. O da yapacak bir şey yok. Denizin bütünü kapalı, kaplaması da mümkün değil. Ateş edeceğiz zaten. Deniz savaşı olur. Ki bizim bu üç planımız vardır. A ve B planı adanın harekatıyla, adadaki yapılacak harekatla ilgilidir. A ve C planı da denizde olabilecek bir emrivakilere karşı alınacak tedbirlerle alakalıdır. Biz bu C planını bu şekilde uyguladık. Etrafından dolaşarak geçtik. Burada bize fazla müdahale edilmemesinin sebebini ben şuna bağlıyorum. Öncelikle Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Kıbrıs'a müdahaleyi siyaseten arzu ediyorum. Onların istediği ise Makaryos'a yapılan darbenin kaldırılmasıydı. Makaryos'un tekrar dönüşünün sağlanmasıydı. Biz de bu darbeden sonra garanti anlaşmasını bize vermiş olduğu yetkiyle müdahale yapıyorduk. İşte bu ülke deniz kuvvetlerinin müdahale etmesinin sebebini ben buna bağlıyorum. Siyaset. Girne bölgesinde çıkartmaya müsait birçok koy var. O zaman bize çıkartma yeri geldi. Platini çıkartma bölgesi. Fakat platini çıkartma bölgesi ancak iki tane geminin yanaşabileceği büyüklükte. Bizim çıkartma dalgalarımız var. Bu dalgaların oraya yanaşması mümkün değil. Bu bakımdan bize denizde fırsatını bulan çıksın emri geldi. Ben de Üsteğmen Şakir'e, deniz kaptanı dedim ki sen bulunduğun yerden deniz dibini göremiyorsun. Kıyıya yaklaştıkça kum tepecikleri oluşuyor. Denizin dalgalısı gitgelleriyle. Bu kum tepeciklerinin altı düz olduğu için çıkartmamışsının ona oturma ihtimali var. O zaman hiçbir şey yapamazsınız, kalırsınız orada. İşte bu kum tepeciklerini gözetleyerek deniz engellerini görmek maksadıyla ben kıyıyı gördüğümde kapağa çıkmak suretiyle talimat verdim. Sağa sola manevra yapmak iskele tarafı, yani vermek suretiyle, sancağı iskele diye ifade etmek suretiyle biz kapağı kuru kapak olarak kaptık, ıslanmadık. Çıkartma bölgesinde gemideyken takım komutanlarıma, iki tane ASTM'nin var takım komutanı, bir de ASUBAY'ın vardı. Şöyle görev verdim. Kapak atar atmaz hemen ilk sete yaman olacak ve süratle 5 parmak girneye doğru harekete devam edilecek. Kıyı başı tesis edilecek ve mütakiben köprü başını tesis için ileri intikale devam edeceğiz. Burada öndeki unsurların başında Çavuş Onbaşı komutasında bir makineli tüfek yahut roke radar yahut 57'lik geri tepmesi top, piyade tüfekli 5-6 erden oluşan hücum timleri oluşturacak. Hücum timlerinin gerisinde bölüğün büyük kısmı intikal alanı olacaktı. Hücum timleri vurucu unsurdu. Vurup geçip arkadakileri temizleme görevini yapacaktı. En arkada da bölüğün esir toplama timleri vardı. Son 5-4 dakika komutanım. Yetiştiremeyeceğiz. Neyse, akşam ben bu görevi verdikten sonra takım komutanlarına istirahat etmelerini söyledim. Kendim de istirahat etmeliydim. Çünkü 3 günde uykusuzdum. Geminin gazinosuna gittim. Bir koltuğa oturdum. Uyumaya çalıştım. Uyuyamadık tabii. Çıktım, biraz dolaştım. Sonra tekrar geldim. Bir sigara yaktım. O anda dalmışım. Sabaha karşı çıkartma yeri artık görünmeye başlamıştı. Ama bu güneşin battığını göremeyenler olacaktı aramızda. Rumlar özellikle Magosa
istikametine solma mezleri işgal etmiş, orayı teşkilatlandırmıştı. Bu bölgeden çıkmayı düşünemiyorlardı başlangıç itibariyle. Ancak saat 2 civarında bayrak radyosu marşlar çalmaya ve bizim çıkartmayı adanın her tarafından yaptığımızı ilan etmeye başladılar. Güzel bir taktikti. Doğruydu. Bu da Rumları yanılttı. Ama saat farkı dolayısıyla bizim çıkartmamız saat 6'da olacakken bir saat geciktirdi. Yani denizin temizlenmesi var, ilk çıkartma dalgalarının yanaşması var, kapak atılması var, bunlar bir süreyi kapsıyor tabii ki. Ve bu yanılgı bize 2 saat önce çıkartma hakkında Rumlara bilgi verilmesini sağladı. Fakat birlikleri fazla dağıldığından toparlanmaları da o anda mümkün olmadı. Girne'de 3 tane feribotları vardı. Feribotlar saf dışı edildi uçaklar tarafından. Benim çıkartmanın hemen öncesinde böyle yapmış olduğum bir konuşma var. Şöyle ki, arkadaşlar bu sahilden o konuşmayı yapın. Ondan sonra son cümlelerinizi yapın. Son 2 dakikada otomatik kapanacak. Onu yapalım. Saat 6'da rahmetli Ecevit konuşma yapıyor radyodan, dinliyordu. Onun konuşmasını dinledik. Rahmetli Ecevit de bu arada ifadeyi bizim akrabam, benim akrabamdır. Hitamında ben konuşma yaptım bölümle. Arkadaşlar bu sahilden çıkartma yapacağız. Harekat esnasında bazılarımız vademiz gelmişse şayet şehit, bazılarımız gazi olacağız. Görevimiz kan dökmeden öncelikle kıyı başını mütakiben köprü başını ele geçirmektir. Silah doğrultmayana ve esir olana ateş açılmayacak, yaşlı kadın çocuklara dokunulmayacaktır. Hepimizin tek gayesi